İlk önce 98 yılında ben bu suyu vurmadan önce işte suyu düşünürken bir rüya gördüm. Bu rüyamdan da çok etkilendim. Babama buraya su vuracağımı söyledim. O da bana bu bölgede su olmadığını 50 yıllarda bir araştırma yaptılar. Onların burada su olmayacağını söylediğini söyledi. Fakat ben rüyamdan çok etkilenmiştim. Kanlı bir su görmüştüm. Ben de onu tabir ettim. Dedim ya ben suyu buldum. İşte kurmamda kestim. Düşüncesiyle. Ben buraya kuyu vurdurdum. 204 metre indim. Ama suyu bulduk. Su bulduğumuzda deneme pompasında içinde çok hafif yağ geliyordu. Kuyucuya sordum bu olayı. Dedi ki roterin yağı. Dedi. O arada Ceyhan depremi oldu. Deprem olunca biz her şeyi orada bıraktık. İşte deprem olan bölgeye koştuk. Sonra bir hafta sonra geldik. Biz yeniden sulamaya başladık. Su devamlı yağ gelmeye başladı. Ben artık bundan etkilendim. Bir kısmını topladım. Bir varilden fazla yağ topladım. Toplayınca o zaman Adana'daki MHTA'ya getirdik. Burada petrol olduğunu öğrendik. Sonra bu kuyu bulduğum dönemde Star ana habere çıktım. Star ana habere çıktığımda o günün bakanlarından herhalde Yaşar Topçu'ydu. Bize katıldı. Dedi bizi suçladı. İşte o kuyuya iki varil ham petrol döktüğümüzü ve şov yapmaya çıktığımızı söyledi. Ben 200 metre inebildim bir vatandaş olarak. Siz de gelin burada petrol var. Devlet olarak çıkartın. Ben tarlanın bir kısmını babama hibe ettireceğim dedim ve telefonu yüzüme kapattı. Sonra döndük. Ondan sonra zaten başıma gelmeyen kalmadı. Hatta o gün, o yıllara dönemindeki milletvekillerine, tanıdığım milletvekillerine defalarca söylememe rağmen beni hiç kale almadılar. Petrol dediğimde benden uzak gittiler. Hatta yakın tanıdığım bir milletvekili bir konuşma sırasında ayağa kalktım. Petrol derken baraba bana otur dedi. Ben bunu yine de bırakmadım. Her platformda gündeme getirdim. Defalarca, yüzlerce defa dilekçede bulundum. Yani sözlü dilekçede bulundum. Petrol olduğunu söyledim. Ben işte 2020 yıllarında bir arkadaşımın eniştesinin Enerji Bakanlığı'nda çalıştığını duydum. Bu konuyu gündeme getirdim. Dedi bir görüştüreyim seni dedi. Ve geldi görüştük. Benden izin istedi. Ben de dedim ki ben izin veririm ama arkası yine dedim bunun dedim fiyasko çıkar. Yok dedi korkma dedi. Biz dedi direktmen Sayın Cumhurbaşkanımıza bağlıyız. Cumhurbaşkanımızın da bu konuda dedi kesin dedi emri var dedi. Nerede dedi bir dedi böyle bir rezerv bulursanız kesinlikle üzerine gidin ve çıkartın diye talimatı var dedi. Öyle deyince ben de izin verdim. Gereken belgeleri de imzaladım ve başladılar. İşte geçen de Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi petrol bulundu. Şu anda da çalışmalar da devam ediyor ve arkasının da geleceğine inanıyorum. Yani Umudur önünde ümit çeksin de Umudur önüne getirdi. Arkadaşlar, telefonu.